Yes bro! Manyak bir video! Arkadaşlar merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber götür beni gittiğin yere Çorum çekiyoruz. Çorum! Evet, hesap kimliği videosunun sonunda Mustafa abiye nereye gidiyorsun diye sormuştuk. O da Çorum'a gidiyorum demişti. Biz de ona... Normalde götür beni gittiğim videolarında havalimanında karşılaştığımız ilk kişiye sorardık. Nereye gidiyorsun? İşte Çorum'a gidiyorum de biz Çorum'a gideriz. Ama hesap kimliği videosuna özel Mustafa abiyi takip edelim dedik ve Çorum'a geldik. Evet. We had appointment. We will do it in English in Çorum. Yes. Ya yürü ya. Arkadaşlar bizleri kırmadılar sağ olsunlar. Bugün Çorum'da... Ne yapacağız abi? Leblebi yiyeceğiz herhalde Çorum'da. Abi şimdi... Atakan yiyecek onlar. Ben her şeyi yerim şimdi... abi. Ne yapacağız? Çorum'a geldik. Çorum şöyle bomboş bir konsept gereği sana birkaç soru soracağız. Ben DM attım değil mi? Çorum'a gidiyoruz. Ne yapalım? Ne? Abi Çorum bomboş, hiç gitmeyin. Bana da DM gelmiş. Abi sadece leblebi yersiniz. Evet, Çorum'un en meşhur insanı tanıdığım, benim tanıdığım, en meşhur demeyeyim. Çorum'un tanıdığım arkadaşım Halil İbrahim Göker var. Eyvallah. Tanıdığın ve sen varsın. Başka Çorum'un arkadaşım yok benim. Evet. Ahmet Allahçı. O başka bir seviye. Onun seviyesi başka bir seviye. Yani. Şimdi konsept gereği biz sana 4 tane soru soracağız. Buyurun, dinliyorum. Bu sorularla beraber de Çorum'u gezeceğiz. Ben İnşallah. Sorumu sorabilirim. Sor. Çorum'un en meşhur yemeği nedir? Böyle bir tane dedik. Bildiğime direkt aklıma gelen. Bir tane, evet. Tandır. İskilip dolması. Tandır. Okay. Tandır ve iskilip dolması. Tamam. Evet. Çorum dedin mi? Akla ilk gelen şey. Leblebi. Leblebi arkadaşlar. Leblebi. Abi ben zaten. Burada eksartı yok. Üçüncü soruyu soruyorum. Buyurun. Çorum'un en tarihi yeri. Nerede soruyor? Hattuşa tabii ki. Hattuşa. Burası Hattuşa mı? Burası Yazılıkaya. Birazdan Hattuşa'ya geçeceğiz. Tamam. Ama burada oranın parçası. Bir şey daha soracağım. Ben götür beni gittiğim videoların konseptinde nereye gidiyorsam oranın vatandaşı oluyorum ve beni oranın vatandaşı yapıyor. Çorum'un çok artık üst düzey insanlarından kim varsa. Beni burada Çorumlu yapabilecek öyle yiğit var mı yani? Abi ya vali ya belediye başkanı. Birinden birini çağıracağız. Tamam. Yapacağız tamam mı? Tamam abi. Okay. O zaman soru son değil. Bir sorumuz Anlatacağım. Daha var abi. Buyurun. Son bir sorum var. Son bir sorumuzu daha sorayım da yiyelim. Yap böyle ya lütfen. Neydi ama. Bilen? Tüyo vereyim mi? Tarihi. Saat kulesi. Saat kulesi. Çorum'un saat kulesi. Tamam. Sembolü. Sorumun sembol yerine. Tamam. O zaman abi çok da uzatmadan. Onun önünde çekeceğiz bir tane. Fotoğraf diye paketleyeceğiz. Tamam abi. O zaman hep beraber devam. Ama şunlara bir bakar mısın? Arkadaşlar, Yazılıkaya. Hititler yani diğer adıyla Etiler. Milattan önce 3000 yılında kurulan ilk Milattan devlet. Milattan önce 3000 mi? Milattan önce 3000. Ben burayla ilgili kısa bir bilgi veriyorum. Buraya Şilülüpi var ya. Şilülüpi'yi tanıyanlar tanır, sanat tarihi okuyanlar bilir. Orası o çocuk babası için, babası öldükten sonra hatıra olarak yaptırıyor. B odası burası. Normalde B ve A odasında yeraltı tanrıları kalır. Burası da yeraltı tanrısı olarak geçen bir yer. Burada genelde zanaatkarlar, hizmetkarlar ve rahipler kalır. Şimdi yani arkadaşlar bir saniye. Hani Fatih o kadar akıllı zannetmeyin. Şuradaki yazı yok ya. Bakın. Ama orayı 10 saniyede ezberlemek de bir marifettir. Bunlar ki? Şu benim dedem. Öbürüne büyük babam. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Beyler tarihin önündeyiz. Hani evet. Bunu böyle hani hop diye geçmek benim zoruma gidiyor açıkçası. Bunlar Allah aşkına. Ne diyeceksin? Şöyle. Oğlum en azından bir şey demesen bile şöyle bir dokun. Hisset. Tarihe dokun. Anladın mı? Bir saniye bir dokunayım abi. Bakayım dokundum. Aynen. Hiçbir şey olmadı artık. Ya bu kaya düşebilir. Mustafa abi buradan nasıl geçecek şimdi ya? Dur. Mustafa abi geçiyor bak. Çorum'u ilk defa keşfediyoruz. Ben gerçekten hayatımda ilk defa geliyorum. Baksana oğlum buralar hep tarih. Buraları böyle es geçmemek lazım. Bak buralar normalde hep buralarda kalıyormuş işte. Tabii ev gibi yapılar falan. Max tarih bilgim. Bizim buraya var ya şeyle gelmemiz lazım böyle. Rehberle mi? Rehberle gelmemiz lazım. Rehber var ya burada. Arkadaşlar şurada gözlemeci var abi. Evet. Gelin bir tadına bakalım orada. Vallahi ben yerim. Vallahi ben yerim abi gözleme. Olay ne? Konsept dışına çıkıyoruz ama neyse. Çorum gözlemesi mi abi peki? Şu an neredesin Fatih abi? Çorum'dayız abi. Bir daha söyler misin abi? Az önce bir şey söylüyordun ya sen. Söyle bakayım. Bizim buradan kız almaz öyle kolay değil. Önce biz adamın kolunu bacağını kırarız. Oradan sonra kızı veririk. Yapma ya. Öyle yok. Baba arkadaş orada. Sonra. Nasıl kırdık oğlum? Maçta kırdık. Yalan! Yok bizim kız durdu. Ha halı sahada oynarken kırdı. Yok ya bizim kız durdu ya. Halı sahada oynarken ayak kırdı. Sen kolu nasıl kırdın? Çorum deyince akla ilk gelen şey. Leblebi.
Çorum denecek lan senin gelen şey. Ben Yozgatlıyım, dert de bir yere. Sen nerelisin kral? Ben Kırşehirliyim. Kırşehirlisin. Allah da Kırşehir'den buradan Hatice'den kız alacak. Çorum'dan mı evlendin? Oradan sonra. İnşallah burada. Dağlanmamış baksana daha. Herif, bize gözlemeler verecek mi iki tane hemen? Hemen yapıyor anı. Tamam. Bakacaksınız mı nasıl yapıldığını? Ha bakalım. Gel. Geçelim. Hatice'de yapmıyor ki. Tezgahta yapıyorum ben. Tamam. Kolay gelsin. Valla susacak. Sobayı yapmış abla. Abi vallahi nasıl olması sizin... Sebzeli de yaptın, çökelekli de tamam, yaptın. Tamam. Çökelek şey bizim buranın tam çökelek yeme zamanı. Değil mi abi? Aynen. Abi biz oturalım. Dayan gitsin kardeşim. Eşeğe buyurun biz oturalım abi sen halde. Neymiş? Hay gaz bro. Neymiş manyak bir videoymuş. Bunlara daha ben göstereceğim. Çorum burası, Çorum. Abi pardon. Kola zero var mı? Zero'cuyum. Abi hardal sos var mı acaba? Zero'cu gelmiş. Kardeşim sen Anadolu'nun kopağına gelmişsin. Hardal sos ne demek? Natürel yaşıyor da. Pardon ıslak mendil alabilir miyim? Ben gönderiyorum abi. Var bak. Ya. Gözleme ama bir şey diyeyim mi? Ne desen de iyi. Oy. Gerçekten çok güzel olmuş. Harbi güzel ama. Ailenin akıl kırpı biliyor musun? Vallahi böyle durumuna bakma. Nasıl duruyorum abi? Mal gibi. Bakın. Çorum'u merak ediyorum açıkçası. Hiç geldin mi Çorum'a? Bir kez geldim. Ama böyle tarihi ellendi, öyle uğramıştım. Aşağısı mı hat tuşu oluyor abi? Şu arkada hemen abi, tepenler nasıl? Şurası. Evet. Bizi buradan nereye götüreceksin şimdi peki abi? Şimdi nereye gidiyoruz evet Yazılıkaya bitirdik abi, hat tuşa gideceğiz. Hat tuşa ne var? Tünel var, aslanlı kapı var. Oradan da hoşura gideceğiz. Tamam abi. Hoşurda çocukluğumuzda biz hep yüzüyorduk orada. Yüzülüyor mu? Evet. Biz de yüzeceğiz mi? Abi şort var mı? Ben giremem halledeceğiz ya. Ben tamam. Boxer'la girerim. Girer misin? Evet. Ben boxer'la girmem abi. Boşta girerim. Sana benim şorttan veririm de o da şuraya kadar filan girerim. Olsun olsun. Geber abi sen. Ver abi. Kalkın gidelim abi. Hadi gidelim abi ya. Ne yapıyor şimdi? ATV'lerle çıkalım mı? ATV. ATV'lerle mi çıkalım? ATV mi var? ATV var abi. Oo ATV mi süreceğiz? ATV var. Hadi gidelim abi o zaman. Hadi alalım ATV'leri. Hadi geç. Adam bir saniye durmuyor. Her saniye şaka. Sürekli şakalı sürüyor. Açıyoruz altına abi. Görüşürüz kardeşim. Allah'ım adım. Şimdiki durağımız... Neresi abi? Hattuşa mı? Hattuşa, tünel. Çorum, götür beni gittiğin yere. Devam ediyor. Yeah. Yeah. Ana! Aa! Bu neymiş lan? Mustafa Bahçecioğlu sokağa yazıyor abi. Ana! Ben başarı dedi değil mi? Acınılıcalı bir sonra Ali Koç iki. Ya bırak ya başarı yapma. Mustafa Bahçecioğlu 3. Abi bu ne ya? Bir şey söyleyeceğim. Bu hazır yapılabiliyor böyle. Hazır mı? Abi oğlum abi. Navigasyonda yazıyor lan Mustafa Bahçecioğlu. Aç bakayım navigasyonu aç hadi. Ben inanmıyorum. Aç. Allah Allah. Abi bunu sen hazır yaptırmışsın. Ben değil belediye yaptırdı abi onu. Abi bu nasıl bir seviye ya? Ben ne zaman böyle zengin olacağım bilmiyorum ki. Abone olun da bir tane kafalar sokağa yaptıralım. Hepiniz istediğiniz gibi takılırsınız içeride. Ana! Mustafa Bahçecioğlu sokağı. Bahçecioğlu park içi yolu. İçeride de Bahçecioğlu park içi. Şurada park içi. Parayı görüyorsun değil mi? Nasıl yaptı acaba? Nasıl? Paranın gözü. Oğlum dedim ben sana. Ali Koç 1, Acun Ilıcalı 2, Mustafa Bahçecioğlu 3. Basit lan. Bunu yapmada bir şey yok ki. Yaptırsana kanka bir Özgür sokağa. Geçelim abi geçelim. Aa burası mı abi? Çorum burası arkadaşlar. Oğlum, gördüğünüz gibi Çorum buradan ibaret. Bu ne oğlum? Bu bize şekil yapma. Oğlum bu ne lan? Her seferinde böyle yapıyor. Geliyor bize şov yapıyor ya. Bütün amacı bu. Burası senin evin mi abi? Evet. Maşallah abi. Allah dayılarını nasip etsin. Amin abi. Demeyeceğimiz cümlemiz inşallah. Çorum'un en ünlü yeri mi burası abi? O yüzden mi geldik? Atış abi. Çorum'un en tarihi yeri burası mı abi? Niye geldik? Soru sormayın. Oğlum jet ski, jet ski var. Çorum'da nerede süreceğiz jet ski abi? Barajda. Bu var ya bin beygir ha. Bunları mı süreceğiz? Sürelim. Sürmek istiyorsanız sürelim. Bunun anahtarı nerede? Gösterebilir miyim? Yok hani abi. Hemen parmaklamaya başladım. Ben hallederim abi. He bitir he. Bir göstersene Mustafa abi. Yerleşik. Abi sen hangisiyle geleceksin? Ben şimdi geliyorum abi. Tamam abi biz de buna geçelim. Ama zaman bir şey diyeceğim. Ben şimdi 1000 kilometre hıza çıkabilirim. O yüzden rüzgar engelli bir gözlük varsa abi. 1000 kilometre mi? Evet. Gözlük gibi bir şey var. Yapma babacığım bir şey konuşuyoruz ya. Ben sana Mr. Fox gözlüğü verdim. Senin gözlükten mi? Aynen. Mr. Fox. Evet. Var mı? Var. Tamam alayım bir tane. Hemen hemen şuraya verin. Tamam edelim. Oha fazla yapma oğlum. Size kaldı.
Benzinimiz bitti, benzinimiz bitti diye daha hala Çorum'un merkezine gidemedik. Gelsene be. Buyur. Mustafa abinin oğlu Muhittin. Nasılsın? Allah'a şükür abi. Bugün seninle ben güreş edeceğim. Aha! Var mısın yok musun? Hiç deneme. Hiç deneme diyor. Reis Bilal amca. Zayıf gördü ya. Zayıf zayıf. Yok estağfurullah. Sen beni zayıf hiç gördün. Hiç öyle. Fatih ne diyorsun kanka? 3 dakikanı alır ya. 3 dakika mı? Sana yazıklar olsun. Tek hareket. Bak 15 saniye. Mıki için mi veriyorsun abi? Abi yakayım için mi vereceksin? Beni al oğlum. En müsait bir yerde bu güreşi halledelim bitsin aradan çıksın. Hele benzini dolduralım. Tamam. Yolumuza gelen benzin, benzin mi koyacağız? Evet. Bugün büyük rezillikler var. Bugün var ya ar duygusunu kenara bıraktım. Ar diye bir şey yok bende. İnsanoğlunda bir ar duygusu var ya. Bugün o ar duygusu ar duygusundan arındım. Bunu sen kullanacaksın şimdi. Evet. Bu vitesli çünkü. Neden vites? Bu yarış motoru galiba. Abi bunlar fikir. Hayır biz vitesli kullanamayız diye düşünüyor. Ha. Evet doğru. Yo niye ben kullanırım abi. Ya bırak Allah'ın zatını tık et ya. Bu da her baka maydanoz olmasa olmuyor. Muhittin. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Seninle güreş yapacağız. Tamam. Güreş yaptığında sen bana yenileceksin. Bilerek. Tamam. Tamam mı? Olur. Olur mu? Olur. Tamam ileride onu yapacağız tamam unutma. Size ben Mr. Faust gözlüğü vereyim. Aynen Mister, abi. Mr. Ney gözlüğü abi? Zıkımın dibi. Mr. Faust ney? Abi Mr. Ney'di bir daha söyler misin ya sözler? Mr. Zıkımın dibi. Bu senin gözlüklerin evet abi. Genelde çocuklara dağıtıyorum da sizin de çocuğundan farkınız yok. Oldu da. Biraz ufak oldu mu idare edeceğim. İyidir, iyidir. Hala Çorum gezemedik. Hala, hala başlayamadık. Çorum gezeceğiz sözler. Oğlum bunu size. Esneteceğiz! Gel bakayım herif, tüyomuzu ver bakayım. Yeşil taş ne İsmail şimdi abi? Burada yeşil taşımız var. Ne var orada? Evet abi. Bunu o dönemde dilek taşı ve adak taşı olarak kullanmışlar. Ya. Nefrit cinsinde bu çok değerli bir taştır. Kraliçenin en özel değerli taşı. Dilekler kabul olur mu o taşın tabii üstünde ya? Oo, siz bitkileri bir dilek yapalım. Bülent Ersoy geldi tuttu dileğini. Bülent Ersoy en son burada. Haftasına evlendi. Allah Allah. Şaka yapıyorsun ya. Yok yok aynen. Bak. Buralar neydi acaba eskiden? Burası o dönemin tapınak. Buranın eski ismi Hatuşa, şimdiki ismi Boğazkale. Boğazkale ismini de bu boğazdan almakta bak. O dönemde Altbaş köprü varmış. Buranın adı Hatuşa. Hatuşa. Şah. Yok sağda şah. Geçiyor, sağda geçiyor, Hatuşa da geçiyor. Aynen. Tamam. Gerçekten peki, tam. Buralıların adı ne? Hatuşaşlılar. Hatuşaşlılar. Şaş, aynen. Tamam. Şaş. Hititler değil mi? Hititler ama Hatuşaş diye. Hititler neyi bulmuştu abi? Çünkü kralın ismi Hatuş ileymiş, aynen. O isimden geliyor. Hititler neyi buldu? Çivi yazısını buluyorlar. Çivi yazısı. Tarihteki evet. Yazılı anlaşmayı yapıyorlar. Kadeş, evet. Barış anlaşması. Aa, evet abi. Kadeş. Tarihteki kadeş. İlk yazılı anlaşma. Aynen. Kadeş anlaşmasını. Aynen. Kadeş anlaşmasını. Evet. İlk Mısırlılar. Pardon Halil İbrahim Göker özür dilerim. Solumuza döndüğümüzde meşhur yeşim taşımız. Nerede abi? Dilek şey taşımız burada sarar bütünüyle. Bir rivayettir dir ki der ki kışın da bu sıcacıkmış. Doğru mu? Çok doğru. İnan bizim köylüler gibi aynılar. Nasıl ya? Değil mi? Gerçekten kışın da. Biz çocukluğumuz buralarda geçti. Bu taşların üzerinde hep kar olur. Bunda hiç yani kar tutmaz üzerinde. Hiç. Gerçekten böyle ısıyla. Yapma ya. Aynen. Daha önce buraya gelip şey dinledin mi? Zengin olmayı. Tuttu. Gel. Bakın şurada yanlar da el izi varmış. Gerçekten buraya el, beş parmak izi var bu şekilde abi. Bak. Koyarak tuttukları söyleniyor. Ciddi misin ya? Gerçekten. Şu. Aynen. Bravo, tam bu bölge. Dur tam abi. Şurada aynen. Dileyin. Aynen. Dursana. Arkadaşlar bana bir müsaade edin. Sırayla bir dileyelim lütfen. Mi? Bilal bir saniye durun. Bitirdin ama taşın dilek hakkını bitirdin. Bize de bırak abi. Kaç para istedin? Ey Allah'ım. Ya Allah Allah aramızda ya dur ya. Benim biraz uzun sürüyor. Bütün bizi takip boş eden boş takipçilerimiz için de aynı kendim için dilediğim dileği diliyorum. Tarihi kısmını anlatalım arkadaşlar. Az önce abinin de bahsettiği gibi Çorum çok değerli. Hattuşa'nın olduğu eski milattan önce 13. yılda insanların yaşamış olduğu ve burada hala o kalıntıların olduğu bir yer. Geldiğiniz zaman bunları kesinlikle detaylı bir şekilde incelemek isterseniz gördükleriniz sizi gerçekten bence şok edecek. Çünkü kalan her şey burada sonradan konulmuş değil. Milattan önce 13. yüzyılda burada
Var olan şeyler. Atakan abi artık Atakan bana, abi artık bana mobik uygulamasın. Bana mobik uygulamasın. Yok öyle bir şey yok. Bir rivayettir ki der ki Çorum dünyanın merkezi. Burası çok dünyanın merkezi. Dünyanın merkezi olarak tanımladılar. Çok burayı. Doğru. Tam bizim Koyların dediği gibi dedim değil mi? Aynen aynen. Burası dünyanın şivesi. Merkezi. Dünyanın merkezi bura. Siz bayağı meraklısınız. Bir de şu küveti görün. Kralın küveti gerçekten. Kralın küveti. Banyosu. Orijinal banyosu. Aynı. Bir şeyi merak ettim. Suyun dolduğu yer burası bakın. Böyle tarihi bir yer niye böyle hani açık? Yani etrafına bir niye koruma diyor. Falan olmadı. Şimdi. Ya şimdi kralı, abi gir- bir dakika. Kralın. Korumalı bir dakika. Girişi biz haberleri var geleceğimiz ondan açtılar. Girdik zaten. Aynen. İşte giriş oradaydı. Abi, Mustafa Bey'in geleceğini biliyorlardı. Aynen. Allah. Biz geleceğiz ya açtılar. Bu derin tamam, mi abi? Tamam vali derin senin arkadaşın. Tamam. Bak işte. Tamam tanıyorlar seni. Sen bak en işte tanınan ya. Adamsın. Tamam yo, Mustafa abi. Bir şey unuttum dur. Gel abi. Şimdi tünel ve aslan kapı mıydı abi? Aslanlı kapı. 2 dakika hemen oradan sonra tünel bitti. Ha, İlk önce aslanlı kapı, sonra tünel, sonra da hoşuna geçiyor. Aynen öyle arkadaşlar. Abi. Var ya, mükemmel bir yermiş. Ben Çorum'u vallahi küçümsemişim ya. İşte o yüzden zopalıksınız. Her yer tarih, her bak, yer taş. Aynen. Gerçekten buralar görülmeye değer yerler evet, arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Bak emin olun. Çorum bence taşı toprağı altın olan bir yer. Çünkü abi, neden diye sorarsan yukarıya çıkarken şurayı bir çeksene kardeşim. Aynen öyle. Baksanıza abi. Daha el dokunulmamış topraklar buralar ya. Evet, burası değerli iyi. Olmayacak da. Sihir. Ve şunu hissediyorsun bir de. 5000 yıl önce burada bir uygarlık vardı. Milattan önce 5000 yıl. Burada bir uygarlık vardı. İnsanlar burada yaşıyordu. Kesinlikle. Bunu düşününce de daha bir şok olmuş değil mi? Tabii. Aynen. Beni asıl etkileyen aynen. Şey o biliyor evet, musun? Evet abi. Arkadaşlar burası Aslanlı Kapı. Burası o dönemlerin en önemli ticarethanesi. Ana girişte burası o yüzden Aslanlı Kapı. Üzerinde zamanında kapalıydı böyle kemerli şekilde. Buyurun bir görelim. Tamam o dönemin en önemli ticarethanesi buraymış abi. Ticarethane. Evet. Yani paranın döndüğü yer burası. Pazar yer. Pazarıydı bir şey. Alışveriş böyle şeyler. Bakın abi dön arkana takın. Bu yeni yapılmış gibi abi. O restoran olmuş abi. Değil mi? Evet. Sağdaki restoran olmamış ama değil mi? Aynen öyle. Gerçekten çok. Benim paramı gönder oğlum. O değil mi o? Bakın. Benim paramı gönder oğlum. Bak. Yemin ederim pantolon alamıyorum kendime. Üst alamıyorum. Benim paramı gönderdim bak. Daha karışma ama lan. Paramı gönderdim benim. O değil mi? Ya oğlum. Şu taşları nasıl üst üste koydular acaba? Ya değil mi ya? Lan nasıl ya? Evet. Hani kesinlikle bir alet yapmışlar bence. Çok bir, kalabalık bir ekiptir bu. Böyle bir kahya çok kalabalıklar. Ya da böyle kaldırgaçlı bir alet bir şey yaptılar abi nasıl koyuyorlar üst üste yoksa? Aynen. Tünele gireceğiz. Bak sen yemin ediyorum orada şok olacaksınız. Geldik. Burası İtikler'in en yüksek yeri, en doruk noktası. 71 metrelik bir tünelden geçeceğiz. Bu ne içindi? Savaş zamanında tünelden geçip arkadan saldırma amaçlı. Tünel mi yapmışlar? Evet. İçerisi zindan gibi. Keşke bir yapma rehberle ya. Gelseydik ya. Oğlum adamı görmüyor musun? Nasıl rehber gibi anlatıyor. Helal olsun. Çorum'a nasıl sahip çıkıyorlar? Helal olsun lan Mustafa abi ya. Kamera arkasını anlatıyorum sana. İsmail abiye böyle yapayım. İsmail ne diyeceğim? İsmail ne diyeceğim ben? Aa tünel şurası mı? Wow. Bayağı iyi ha. Oğlum bu ya feraktır bir tane şimdi evet. Değil mi? Evet. Buradan geçip ordular saldırıyı önlemek için, saldırmak için. Hee. Stratejik bir şey. Yürüyemiyor muyum? Niye? Ya işte. Ne yapsın kanka gösterse mi kendini düşman? Kanka ama şimdi mantıklı düşünmek gerek. Oo içerisi ferah. Oğlum bu nasıl oluyor lan? Bilal amca gelsene. Şu taşlara bak bunlar tek tek dizilmiş herhalde. Evet. Bir şey diyeceğim. Çok iyi ya. Buraya baksana. Polis olan giremez. Her an yıkılır mıkılır kalır giremez. Falan diye giremez buraya. Evet. Çok şey giremez. Bir olayım mesela sallanır mı ki? Bağıra bağıra çırılçıplak aşağı doğru koşsana bir. Soyunayım mı? He. Burada bağır yapmayın abi. Bağırarak koşma. Ama bak yok işte, işin çakası gerçekten. Şu üstlere bir baksana bak. Göster. Bilerek zaten hani düşman da abi adamlar çok nizami dizmiş bir anladın mı? Evet. Abi normal buradan ordulara geçiyordu. Bence hepsiyle delmişler moruk. Aynen. Aynısını delmişler. Mustafa abi ne yapmışlar biliyor musun? Buraya taşlar dizilmiş. Tık 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 tık. Abi göndermiş valilik bir araç. Tak 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 tak. Şöyle bir şık yapıp
milattan önce 3000 yıllarına ışınlanmayı. Burada onu ben aralarında o insanların koşarken. Hayır, bunu bu dönemde anladın, de yapamazsın. Şöyle ya, bir yandan bir izleyip hanım nereye gidiyorlar acaba? Ha değil mi? Oğlum, onlar seni görmeyecek ama. Beni görsünler. Hayır, benimki de mesela onlar beni görmeyecek. Ya beni görsünler. Ben ışınlanayım oraya, beni görmesinler. Değil mi? Şunu bu konuşsalar savaş görsün. Allah ciddiyim ya, şaka yapma. O dönemde gerçekten en merak edilen konu bunu nasıl yapabildi? Kanka söyleyeyim mi sana net? Ama linç yerim. Adamın işi gücü yok. Adam YouTuber değil. Ne bileyim, iş adamı değil. Boş işlerle uğraşmıyorsun ha? Ne yapsın? Tüler şey yapsın kas. Haksın oğlum bir şey diyeceğim. Bu taşları da döşemişler. Bu döşemişler de döşemişler yani. Ya bırak, şu basit onu yapardım. Şimdiki belediyeler de yapıyor onu da. Şu biraz şey geldi bana. Arkadaşlar, bak ayakkabılarını çıkarttılar abi. Ne yaptı ki? Ayakkabılarını çıkarıyor şeydi. Sorry. Sorry. My friend. Hello. Sorry. Could I ask you a question? Why you left your shoes when you go inside? This is secret. Ha, this is secret. Ha, sorry. Oh, sorry. Makarasına diyor. Sana ne? Yok, aslında durum ona geldi, ben söyleyeyim size. Yok ya, this is secret dedi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu bir sır dedi. Şu resme bak. Tünel şurası. Önceden burası şeymiş, kaleymiş. Evet. Anladın mı? Şimdi ben yukarıda ne dedim? Düşmanlar yukarıdan gidemiyor mu? Kaleden nasıl geçsinler? He. Anladın mı? Kesin içeriden de bir giriş vardır buraya. Vallahi mükemmel bir yer. Çorum'a gelirken dedim ki en fazla leblebi yeriz. Döneriz. Tamam, biliyordum. Hattuşa, Hikitler. Biliyordum ama bu kadar güzel, bu kadar korunmuş. Beklemiyordum. Görülmeye değer mi değil mi? Görülmeye kesinlikle değer. Kesinlikle değer. Evet. Kesinlikle değer. Çok güzel. Hepinizi bağlayana bekliyoruz. Videonun sonunda zaten puanlarımızı vereceğiz ama şu andan belli etmiş gibiyiz. Şimdiki durağımız ne? Çünkü ben hala acıktım. Ben bu tandır yemek, mandıra yemek istiyorum ya. Tandır mandır. İspiritler. İspirit ne ya? Neydi? İskilip. İspirit ne lan? Neydi tamam neydi? İskilip dolması ve tandır yiyeceğiz. Çok uzak sanki. İskilip dolması. Yani. Evet. Ama oraya gitmeden önce ferahlamanız lazım. Tamam. Evet. Hoşura gidiyoruz. Hoşur ne ya? Hoşur. Hoşur bir suya gideceğiz. Bak, aynen, adı oradan gelmez abi. Tamam, sıcak mı su, soğuk mu? Normal. Arkadaşlar benim emmim, bizim sülale hep mucittir. Gittikleri her yerde böyle kırık dökük ne varsa hemen tamir ederler bak. Yoruyor musun? Vallahi girdik tünele baktık çıktık abi. Benim yapılan tünellere benzemiyor tabii. Benzemez. Benzemez. Abi tamam, görüşürüz Allah'a emanet. Emmim Allah'a emanet. Mustafa abi, biz getirdin sen bize. Aynen. Ama. Bakın arkadaşlar, şimdi bir susalım dedik, telefon çaldı. Abi telefonları sessiz alabilir miyiz ya? Sessiz olalım, bir sadece kulak verin. Ne sesi? Akarsu. Buraya hoşur diyoruz. Neden? Hoşur su aktı için. Sizi bir serinleteceğiz. O zaman bir hoşur yüzelim. Abi, hadi yüzelim. Benim karnım çok aç ya. Tandırlı iskilip dolması seni bekliyor. Vallahi çok karnım aç. Hemen bir serinle, ondan sonra kaçacağız. Tamam abi. Bu arada Çorumlu Şakir'e Çorum selamlar. Allah kurtar. Bunları Amazon'da yaptık abi. Sanki biliyormuş gibi başınız aldığınızı gidiyor. Suyun sesine doğru gidiyordum da yanlış gitmişim. Aynen. Buraya aynı ne biliyor musun? Ben çocukken ırmağa gidiyordum. Aynı bizim ırmaklar gibi bir yere benziyor. Lan ırmağa gidiyorum. Yo! Bizim köyden bir farkı yok ama buradan. Bak. Aga, gittiğimiz her yerde hatırlatmaktan usanmadık, bıkmadık. Lütfen yalvarıyorum size ya. Geçenlerde de yazmıştık, söylemiştik. Yapmayın ya. Yapmayın oğlum. Ne çıkarınız var lan bundan? Bilal, bebek bezini sen mi attın? Hıhı. Bilal yaşlandı artık, hasta bezi takıyor. Aa! Arkadaşlar aramızda kalsın sır olarak, lütfen söylemeyin vallahi döverdim. Sana bir sır vereceğim aramızda. Tamam. Bilal şimdi yaşlandı abi, hasta bezi bravo takıyor. Öyle mi? Takıyor abi. Demin o düştü, ondan mı düştü? Evet abi. Koşarken. Tutuyor. Tutamıyor abi, ne yapsın? Kral arkadaşlar savaş ve barış kararlarını burada alıyor. Serinlerken haremi yarı burası. Ben bir şey söyleyeyim mi? Buranın Ordu Kabadaş'tan tek farkını söyleyeyim mi? Hititler Ordu Kabadaş'ta başlamamış sadece, o kadar, başka hiçbir şey. Vallahi harbi. Ne demek istedin yani? Yani Hititler Ordu Kabadaş'ta olsa orası da aynı böyle. Sen gireceksin mi? Gireceğim tabii. Ben de gireceğim. Ben hazırım. Ben. Çok iyi lan. Aa bak. Savaş mı barış mı lan? Barış lan. Savaş mı barış mı? Bir rivayete göre Mısır ile bir daha savaşmıyor. Çok çıkarken. Kapandı. Kim sokmadın da? Kim sokmadın da?
bekliyorum. Atıyor böyle bak. Çok güzel ya. Çember misin? Çok atımladım, yemin ederim. Vay! Çok iyi! Bilal abi işedim. Ya hadi ya! Yaptın mı? Maalesef işedim. Yaptın ben mı? Diyorum, nereden aynen geldim kokusu diyorum ya. Şaka şaka. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim girdiniz denizde hep bin basar. Atlayış bir sırf en sütük. Vallahi ki gelmişiz Çorum'a ya. Bu atlayışımı Çorum'a armağan ediyorum. Mükemmel ya. Vallahi mükemmel, şakasız. On numara. İyi oldu ama ha, sen ne çok güzel oldu. Hoşur. Hoşurt? La gobeller! La gobeller, ne çimdi ama ha! Bilal abi ne geldi ya? La gobeller, ne çimdi ama ha! Hoşurdu, harbi hoşur hoşur çimdik. Şimdi de İskilip dolmasıyla tandır yiyeceğiz. Hadi Mustafa abi, rehberimiz ol da gönder bizi. Devam, buyurun. La gobeller, ne çimdi ama ha! La gobeller, ne çimdi ama ha! Ya bir şey söyleyeceğim. Hoşur moşur dedik ama. Hoşur derisinden yüzük çıktık ya. Şu an ben pert oldum abi. Benim şu an karnım aç, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Burası saat kulesi mi abi? Abi şey bu. Eyfel Kulesi. Saat kulesi abi. Görmüyorum. Hep böyle soru soruyorsun ya. Yani. Şu anda Çorum'un merkezindeyiz. Tam orta noktasında, meydanında saat kulesinin önündeyiz. Çorumlular genelde buşmak için saat kulesinin orada buluşalım derler değil mi? Ya aynen öyle. Çorum'un bir kıyafeti, muyafeti yok mu kendine özgü bir kıyafeti? Abi bu adam nasıl Çorumlu olacak ya? Ben Çorumlu olmak istiyorum. Şunun ağzına bile bile mi koyalım ya? Hadi yeme. Gidelim. Hadi yeme. Hadi yeme ya. Hayır. Vallahi var ya, bayılacağım şu an aşkım. Baksana bak leblebi. Aa. Leblebi. Bak leblebi makinesi bu ya. Öyle değil mi? Evet abi. İçinde leblebi yok ama galiba. Körmüler niye su içer? Niye? Leblebiyetten sonra. Niye? Onu düşünün sonra. Yorumlar da yazın. Ben onu biliyordum. Neyi biliyordum? Körmüler leblebi yedikten sonra niye su içer? Merhaba kolay. Niye? Biliyordum da unuttum. Dostum konuma çıkmasın diye. Tozulmasın diye. Aynen. Tozulmasın diye. Bu ne biliyor musun? Bu ne biliyor musun? Aynen. Şimdi etçilerin simgesi. Eti simge, evet. Etçiler. Bak iyi bakın. Bu ne simgesi? Eti. Etinin simgesi. Etçiler. La Çorum'un şeyi bu simgesi değil mi abi? Bu Çorum'un şeyi simgesi. Eti değil mi abi ya? Ya yürü be eti ya. Abi vallahi biz çok açız. İnanılmaz acıktık. Çorum'un merkezi Boğazkale mi yoksa İskilip mi? Yani Çorum, İskilip'in merkezi Boğazkale tabii. He. Yani yoksa... Ama genel olarak Çorumlular İskilip derler. Genel olarak Çorumlular. Öyle bir şey söyledi çünkü petrol ofisinde birisi de. İskilip'in de yöresel yemekleri var. Bu ne abi? Kendi mutfağı bir var. De. Bir efendim. İçinde bir şey var mı? Çekerek. Abi o arkadaş İskilipliydi de illa abi, benim ondan yazıyor. Müsaadenizle yiyoruz biz. Tabii. Teşekkür ederim. Beğeneceğiniz mi? Bunun içinde Allah bilin yaprak sarması. Sekelekler. Ooo. Ne bu abi? Kar tulumu. Ne? Kar tulumu aynen. Bunun içinde ne var? Sekelek. Aynı değil mi? Evet. Aa. Tatlı. Beyturuzlu İskilip. Allah Allah. Kapari tuşlusu. Kapari. Evet efendim. Şu var ya. Muhteşem bir tuş. Yemek daha güzel. Muhteşem bir tuş. Bol. Çok güzel. Dün story attı Atakan. Yarın Çorum'a gidiyorum. Görülecek, gezilecek bir yerler var mı? Kaçıncı mesaj attı size? Çorum'da ne yapacaksınız? Çorum'da ne yapacaksınız? Aynen. Çorum'da hiçbir şey yapamazsın. Ne var ki falan gibi bir şeyler yazdılar da. On üzerinden kaç yorum? Halime baksana. Şu an 10 üzerinden 9. Bir dur daha vereceğiz. Dur ya. Ha, videonun sonunda. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi gördük daha iyi olduk. Sağ olun. Biz de sizi gördük. Vatandaş yapmak istiyoruz Atakan'ı. Ben Çorumlu olmak istiyorum. Fahri Çorumlu. Tamam yapalım. Adamlar ölüyor açlıktan ya. Ben nasıl yaptım size bunu ya? Özür dilerim arkadaşlar. Estağfurullah abi, sorun değil. Yumurtalı fasulye, biber kavurması muhteşem. Abi böyle. Bizim buranın hastafı. Bak gobel. Gobel ne gobel demek abi gobel? Arkadaşa dersin yani böyle. Ha arkadaşlarına söylüyor. Hani dedim ya bugün. Aynen. Afacan gibi bir şey. Aynen.
arkadaşlarımızla vesaire. Çocuk. Ya böyle küfür gibi duruyor bazen, hani böyle ağır söylüyormuş gibi geliyor. Argo duruyor biraz Gobel. Gobel hep kullanıyorduk ya, Gobel kullanıyorduk. Biraz öyle sanırım. Bunlara diyorum ki, la Gobeller, koşurda iyi kimdiniz ha diyor. Çorum'un kendine has bir lehçesi vardı, şivesi vardı daha doğrusu. Onunla ilgili belediyemizin yapmış olduğu bir hazırlık var, şey kitap vardı, bastırmış olduğu. Evet. Çorum yöresi, ağzı ve deyişleri vesaire diye. O sözlüğü vereyim size, ne demek istediğimizi anlarsınız. Yani yanınızda gezerken böyle bir rehber gibi onu gezdirmeniz lazım. Ne geldi şimdi? İskilip dolması efendim. İskilip dolması. İskilip dolması. Hadi bakalım. Sabahtır diyorlar iskilip dolması. Aynen bak, bunu da yazdılar sürekli. Bu mu dolma? Evet. Tabii dolma dediğimiz aslında bunu sarmak. Tam olarak neresi doldu bunun? Açık dolma aslında. Açık yani. Dolma o zaman. Görmüş olduğunuz şey 12 saatte pişmiş. Vallahi mükemmel bir şey ya. Emek verildiği belli yani. Böyle kıtlıktan çıkmış gibi yok arkadaşlar. Biraz öyle oldu. Evet, kıtlıktan çıktık. Bir şey yemedik ki. Gözleme yaptık sabah 9'da. Ben böyle dolma molma derken bir şeyin içine dolacak da öyle bir şey bekledim yani. Çok güzelmiş bu arada. Kuzu tandır geldi. Bakıyorum şimdi. Yok be ya, yok be, afiyet olsun. Abi buyur kardeşim. Abi yiyemem. Allah'ım. Yiyemem. Vallahi. Tamam yiyemem, tamam yapmıyorum. Tüketiyorum şu an bunu. Bayağı güzel. Et var ya, lokum. Muazzam. Fatih, yemin ettim Bilal'in yanında daha yemek yemem. Şöyle yemek yenir mi ya? Böyle yemek yeniyor sana. Yemek burada olduğu için öyle geliyor sana. Yemin ettim. Oğlum ben böyle yemek yiyorum. Böyle yemiyorum bak. Ben dedim diye öyle yapıyorum. Şöyle yemek yiyorum. Hiç öyle yemek yemek. Bu keşkek abi. Bayramlarda evet, her zaman bizim evde de keşkek yapılır. Annem yapar. Abi ordunun yemeği değil mi? Neredesin sen şimdi? Çorum'da. Tamam o zaman. Ama keşkek orduya ait. Evet. Evet bu arada. Keşkek evet. Ordu. Evet. Başkanım keşkeğimizi çalmışsınız. Özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum ama keşkek orduya ait bir yemektir. Dene bakayım. Başkanım bence ordu. Bir deneyeyim bir. Ordunun keşkeği mi? Buranın keşkeği mi? Ordu mu keşkek oluyor ya? Ya gözden belli. Güzel güzel, ben güzelmiş bu arada, ben de beğendim. Ama ordunun yemeğidir yani. Ben bu arada bir kıyafetlerimi giyeyim geleyim. Değil mi? Bir gelenek bir bozulmasın. Aynen, bir Çorumlu ol gel de. Ama 40 derece sıcakta şu gömleği giyeceğim değil mi ben? Vallahi işine geliyorsa. Hadi bak. Hava serinledi. Hadi atakalım. Buradan Çorum Spor'a gidiyoruz değil mi? Aynen aynen. Bunlarla gideceğim. Haydi bakalım. Nasıl oldu? Çok güzel abi. Merhaba. Hayda. Bravo. Vay vay vay. Merhaba. Selamünaleyküm. Arif diye. Arif. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Gobel başkanım. Oldu mu? Ayıp oldu değil mi? Ya. Bu arada nasıl olmuş? Tam herif olmuş herif. Şimdi ben acilen Fahri Çorumlu olmak istiyorum. Nasıl olabilir? Derneğe giydim, Fahri Çorumlu oldum. Oldu lan oldu. Oldu tabii. Oldu. Hayırlı oldu. Bravo. Hayırlı oldu. Hayırlı olsun. Bütün Çorumlu hemşerilerime buradan selamlarını söylüyorum tekrar. Selamlar Gobeller. Gobel doydun mu lan? Doydum la. İyi aferin. Valla karnıma doymuşum. Ağzına yürüyen sağ olun. Başkanım. Başkanım. Çok evet. Teşekkür ederiz. Vallahi yani Çorum'un nüfusu artı bir oldu. Evet. Evet. Artı bir oldu. Artı bir oldu. Fahri hemşeri. Ne yapacağız şimdi? Sınav belgesi vereceğim kendisine. Nedir bu başkanım? Çorum Belediye'mizin bastırmış olduğu Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü. İyi güzelmiş. Atakan şimdi Fahri hemşeri olarak dersine çalışacak. Bir daha geldiğinde burada sınav yapacağız. Olur başkanım. Seve seve. Bu Çorum Ağzı Yöresel evet. Ağızları Sözlüğü. Evet. Bir tane örnek hemen bulayım şuradan. Gacak. Söyle. Gacak. O kap gacaktır herhalde. Yok. Evet. Eşkıya demekmiş. Hayır hayır. Mutfak da olabilir. Bak gacak işte. Gacak. Gacak geldi. Ben buna çalışacağım başkanım. Tamam. Sonuçta niye? Ben artık Fahri Çorumluyum artık. Hemşerim. Dersini iyi çalış Göbel. Tabii. Başkanım da önce Göbel dedim o yüzden. Bravo. Vallahi çok teşekkür ederim. O zaman şimdi Çorum Spor'un antrenmanına ziyarete gidiyoruz. Çorum Spor. Hadi. Şimdi Çorum Spor'un antrenmanına geldik. Kardeşimiz Çorum Spor'un medyasından. Kendisi sosyal medyayı yönetiyor. Storyleri kötü atan arkadaş oymuş. Gelin bakalım Gobeller. Çorum Spor'un medyası mı geldi? Hoş geldin. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Vay vay vay. Ülkenin en yakışıklı başkanı.
İyisiniz. İyiyiz başkan, sen nasılsın? Merhaba, iyiyiz. Merhaba, teşekkürler. Biz kaptanız ya. Kaptan, başkan, ne varsa. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aç mısınız? Yok abi, yedi yedik. Zaten zor kaçtık. Vallahi. Eskilip çabap neydi abi? Olmaz ya, sen de. Tandır ki ya, aynen tandır yedik. Bir şeyle şiştik. Vallahi hepsini yedik ya. Var mı boş? Ben artık Çorum sporluyum. Murat abi biz listeyiz abi. Net. Ondan sonra ben de Çorum sporluyum. Haftaya maçta Çorum spor formasını giyeceğim diyor. Sana small olur herhalde. Olur abi. Olur. Bunlar orijinal değil mi? Ben şurada giyeyim de. Çorum sporuna kulübünde sorduğun soru. Adı ne? O neydi ya? Soruyu duydun mu? Ne? Bunlar orijinal değil. Orijinal değil mi? Murat'a imzalat ama. Murat imzalasın. İmzalayacağız ama imzalatsız olmaz o. Çorum sporu hayırlı olsun. Fatih ben Çorumluyum, sen futbolcusu almışsın. Ya tabii. Çorum'a futbolcu abi. Değil mi? Buraya bakalım. Üç çuval evde bir yermişsin değil mi? Ha öyle bak arda kal. Doğru. Malı kaptanım. Şöyle imzalatsın. Çorum hayırlı olsun. Şey dedim ya, kaptanın imzasına baksana. Ay maşallah. Bizim bayağı iyi. Çarım spor hayırlı olsun. Kaptan bir de boş kağıtlarını da getirseler. Bu da benim herhalde. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Evet, çarım hayırlı olsun. Öndeyiz. Tamam, çok güzeldi ya, var ya buraya uğramak çok keyifli oldu. Abi gerçekten mi? Gerçekten. Abi Çorum'a gelip de Çorum sonra gitmeden olur mu hiç? Eyvallah. Değil mi Murat abi? Eyvallah. Çekmeyin de daha açmam lazım. Merhaba ben stoper. Stoper. İstanbul Spor'dan aldık da açıklamayın. Hayırlı olsun. Şey neydi? Mike Olova. Atakan'la açıklayın. Spor'un yeni futbolcusunu ilk defa Kafalar kanalında izlemiyorsunuz. Çünkü geçen hafta açıkladılar. Ama normalde daha açıklanmamıştı. Şu anda Atakan Özyurt'la beraber bir açıklama çekecekler. Spor'un evet yeni futbolcusunu açıklama törenindeyiz. Çok heyecanlı. Bilal evet. Senaryo yazdı. Bilal yazdıysa yandın. Benden ne diyor? Buraya girince ne yapacağız da göbeller diyecek. Adam yaptım Oz. Gerçek bir şey. Bilal'in yazdığı senaryo okunu. Oz koca bak. Evet, hadi hadi hadi. Ne var ya? Hadi gel. Ne diyorsun reis şimdi? Hocam. Girdim böyle aynen öyle. 3, 2, 1, kayıt, oyun. Ologo. Hey, 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 ne yapıyorsunuz? Transfer mi yapıyorsunuz da gobelle? Hayırdır ne yapıyorsun ya? Kardeşim çık dışarı ya. Geziyorum öyle ya. Yok dışarı çık kardeşim. Bana dokunma. Kardeşim dışarı çıkar mısın? Bana dokunma. Transfer mi yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun? Kardeşim dışarı çıkar mısın? Çıkayım. Şimdi fotoğraf. Okey. Yat arkamda. Ciddi. Poz değişti kan. Sarılı arkada. Yapma ya. Evet. İbrahim ver poz ver başka poz ver. Bıçağına otur Atakan bıçağına otur. Sen de sakatlık mı? Sen yaparsın. Otur otur. Şurasına oturayım mı? Otur bıçağına otur. Müsaade var mı? Bir olsun daha da uyuyorum. Adam hala şaşkına. Ne diyor? Yaparsın Atakan. Bir tane yap, Ologo, Ologo bir tane yap ya, öpsün bir tane. Ologo bir tane yap, bakayım. Çocuğu zar zor transfer ettik zaten. Okey, okey. Kaçıracağınız çocuğu çıkar sonra. Hadi sen de hadi, sen de hadi. Ha öbürü. Sen de öbürü. Yok, şöyle. Aynen, aynen. Ama Fotoğrafa bak. Mustafa abiye de çok teşekkür ederiz. İyi ki bizi Çorum'a getirdi. Ben size teşekkür ederim abi. Durmadınız. Atakan. Atakan ne oldu? Ne oldu? Atakan'a bir şeyler oluyor da Bilal abi. Özür dilerim. Ne oldu? Ne oldu? Yalandan yenilecekti ya.